Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ne yapacağımı bilmediğim için sizden yardım istiyorum. Ebru bebeğin annesini bulmam lazım. Annesi 2 haftadır ortalarda yok. Ebru'nun annesinin adı Yurdanur. Benim başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ayrıca Yurdanur'un da başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur ne olmaz. Lütfen yardım edin. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben bakıcılığını yaptığım Ebru bebenin annesinden, yani Yurdanur Hanım'dan bir şans istiyorum. Ebru'yu size bıraktı ve sonra hiç aramadı mı? Hayır. Evet, açmıyor, duymuyor, görmüyor. Hasret Hanım'ın bulunduğu lokasyondayız şu an. Hasret Hanım galiba. Evet, durdurabilir miyiz? Arabayı durdurabilir miyiz? Kızınız şu an nerede? Siz neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Kimsiniz? Bu kameralar da neyin nesi? Anlamıyorum hiçbir şey. Hiçbir anne 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp gitmez diye düşünüyorum. Ahu Hanım, bunları burada konuşmak istemiyorum. Anne. Kime denir anne? Şüphesiz ki doğuran annedir. Peki ya bakan, büyüten? Hadi gelin sizi bir bebeğe bakmış, büyütmüş bir anneyle tanıştırayım. Hoş geldiniz Sevilay Hanım. Hoş bulduk ablam. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Hani buraya gelmekle iyi mi ettim onu hala düşünüyorum ama kadın olarak bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşündüm. Yurdanur Hanım'a ulaşmam gerektiğini düşündüm. O yüzden geldim. Bir kere buraya gelmekle çok iyi ettiniz. Sizi tanıdığımız için, bize güvendiğiniz için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben seyircilerimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben bakıcılığını yaptığım Ebru bebenin annesinden, yani Yurdanur Hanım'dan bir şans istiyorum. Yurdanur Hanım'da. Bakıcılık mı yapıyorsunuz Sevilay Hanım? Mesleğiniz bu mu? Yok, bu mesleğim değil ama bir şekilde sosyal medyadan ulaştı bana Yurdanur Hanım. Bir şekilde ikna etti beni. Onu belki daha sonra anlatırım ama şu anda bakıcısıyım yani. Peki, Ebru bebek kaç yaşında? Bebek diyorum ben ona. Benim bebeğim aslında 5 yaşında ama benim bebeğim. Ne kadar zamandır bakıyorsunuz Ebru'ya? 6 aydır bakıyorum. Çok da alıştım kendisine. 6 aydır bakıyorsunuz. Yurdanur Hanım, Ebru bebeğin annesi. Evet. Ebru bebek şu an sizin yanınızda. Benim yanımda 2 haftadır ve ben Yurdanur Hanım'a ulaşamıyorum. Annesine ulaşamıyorum. Normalde cumaları alırdı, pazartesi günü getirirdi, arardı. Ben de onu arardım ama ne arıyor ne soruyor. Ben de arıyorum, ulaşamıyorum. 2 haftadır. Evet, 2 hafta çok uzun bir süre baktığınız çocuk içinde. Ebru'nun, Ebru bebeğin annesi Yurdanur Hanım ortada yok. Evet, çocuk sürekli zaten anne anne diyor. Hatta artık bana anne demeye başladı. Anne demeye ihtiyacı var yani. Ne yapacağını şaşırdı çocuk. Siz nereden tanışıyorsunuz Yurdanur Hanım'la? Ben sosyal medya üzerinden bir grup var. Biz çalışan annelere yardım ediyoruz. Çeşitli şeyler yapıyoruz. Hırkalar, işte turşular, menemenli kesmeler beraber topluca. Onları satıyoruz. Nasıl bir grup bu? Yani bana anlatır mısınız? Biz evde olan insanlar olarak biz de gelir sağlıyoruz. Sağ olsun çalışan kadınlar da bunları alarak bize gelir sağlıyorlar. İnternet üzerinden, e-ticaret üzerinden bir arkadaşımın vasıtasıyla onları ben yüklüyorum, paylaşıyorum. Orada biz kendi aramızda da grup olarak konuşuyoruz, yardımlaşıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, konuşuyoruz. Yani doğru anlayayım, bu grup evden çalışan ve üreten evet hanımların
birlikte kurdukları bir grup mu? Aynen öyle. Çalışan kadınlara yardım amacıyla başladık ama her şey birdenbire büyüdü. 5 arkadaş öncelikle ürünler yapmaya başladık, hırkalar ördük, yiyecekler yaptık, koyduk. Ama çok fazla büyüdü ve bu şekilde hepimiz de rahatlamış olduk. Maddi olarak da çok şükür, sağ olsunlar. Peki Sevilay Hanım, Yurda Nur'un bu grup üzerinden mi size ulaştı? O çalışan bir kadın olduğu için tabii evet. Ki kendisinde gereksinimi bulmak için girdiğinde evet. Tabii kendi ihtiyacını hani çocuğa bakan birisi bulmak amacıyla da olduğu için herhalde sanırım bir ürün alırken de onu da baktı ki beni oradan görmüş, bana yazmaya başladı. Peki siz çocuk mu bakıyordunuz? Ben çocuk bakmıyordum ama oradaki arkadaşlarım hastaneye gidiyorlar. Mesela eşleri ameliyat oluyor. Hatta düğüne giderken bile bana bırakıyorlardı. Sorun yok yani, yardımcı olurum. Benim de çünkü 2 tane çocuğum var. Arkadaş gibi oynuyorlar. Sağ olun. O arkadaşlarım da orada güzel şeyler yazmışlar, sağ olsunlar. Çok güzel bakıyorsun, çocuklarımız çok eğleniyor. Derdimizi tasamızı unuttuk, senin sayende Allah razı olsun yazmışlar. Kendileri de sağ olsunlar. İşte bu şekilde bana ulaşmış Yurda Nur'un. Görmüş. Peki size ulaştı. Ne kadar zaman önce ulaştı size? Yani 8 ay kadar oldu diyebilirim. Çünkü 6 aydır çocuğa bakıyorum. Evet. Bir 2 ayda da 2 gün bakar mısın? 3 gün bakar mısın? 2 kere de dışarıda buluştuk. Ondan öncesinde de zaten yazıştık. Beni hiç rahat bırakmadı ki. Alha Hanım. Benim hakkımda hani övgüleri görünce gözüne kestiriyor diyelim. Size ne dedi? Dedi ki, öncelikle yazdı, işte sizin çocuğa baktığınızı gördüm, benim de bir çocuğum var. Kimim kimsem yok, ben bir hemşireyim, nöbetlerim oluyor, eşim de çalışıyor. İstanbul'a yeni taşındım. Yani çocuğuma gündelik bakar mısın dedi. Öncelikle gündelikten bahsetti. Siz ne dediniz? Ben dedim ki, ben sadece arkadaşlarıma bakıyorum, sizi tanımıyorum ki. Onlar benim akrabam gibi bir şey artık. İnsanlar akrabasının çocuğuna bakar. Ama çok benim büyük bir sorumluluk değil mi Sevilay Hanım? Tabii ki, ben zaten hayır dedim, ben korkarım. Başka bir sorumluluk, başka bir çocuk sahibi. Nasıl yani? Ben hayır dedim, hep hayır dedim ama çok ısrar etti. Bir de açıkçası dışarıda da görüşmek istedi, ona da ısrar etti. Ben dışarıda görüştüm 2 kere maalesef. Ne konuştunuz? Ne anlattı kendisiyle ilgili size? Şimdi siz şey diyeceksiniz, o zaman neden dışarıda buluştunuz diyeceksiniz. Demeyecektim ama siz madem dediniz. Yani bunu ben de ondan öncesinde çok sordum kendime. Ama dayanamadım çünkü benim de mücadelelerim var. Hayat, dışarıda kaldım, sorunlar yaşadım. Yani empati yaptım. Kendimi onun yerine koydum. Bir de hayır demek için aslında gittim. Ben bir gideyim hayır diyeyim dedim şu kıza. Ama diyemediniz. Diyemedim. Kendisi de masum geldi birazcık hani. Çocuğuma her gün mü bak dedi size? Öncelikle gündelik dedi. Sanırım ben hani sürekli isteksiz olduğum için birdenbire gözümü korkutmak istememiş de olabilir, bilmiyorum ki. Ama öncelikle gündelik dedi. Ben de orası bir yardımlaşma şeyi olduğu için, grubu olduğu için sadece hırka örmekle yardım etmek olmaz ki. Şimdi birinin çocuğuna bir cana bakmak da yardımların en güzeli diye düşündüm açıkçası. Siz bunun karşılığında bir ücret aldınız mı? Yani Yurda Nur Hanım'dan? Şimdi ben kendi yağımla kavrulan insanım. 2 tane de çocuğum var. Dedim ki sen en azından çocuğun hani masraflarını getir. Hani ne yiyorsa ne içiyorsa ben bilemem, o bilir. Yani ben onları yedireyim, içireyim. Onun dışında ben bir şey istemedim ama kendisi bana belli bir para teklif etti. Çünkü benim zaten vaktim yok, ben bakkala nasıl gideyim dedi. Ben de tamam dedim. Ve bakmaya başladınız Ebru bebeğe. Önce işte 2 gün baktım, aldı. Sonra dedi bunu bir 3 gün yapalım dedi. Hadi 3 gün olsun dedim. Sonra 5 gün oldu Ava Hanım. Sonra tam zamanlı gibi bir şey, 6 aydır da. Birazcık beni kandırdığı gibi bir şey ama kandırdığı kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü ben Ebru bebeğe çok alıştım yani. Benim çocuklarım da çok alıştı. Çok güzel oynuyorlar, anlaşıyorlar. Şimdi cuma alıyor, pazar geri getiriyor. Pazartesi günü getiriyor. Taksiyle alıyor, taksiyle getiriyor. Yani bir sorun yoktu. Her şey çok güzeldi. Kendi hemşireymiş, eşi ne iş yapıyormuş? Eşi böyle hale gidiyormuş, tezgah açıyormuş, pazarcı tarzı. Her gün başka bir yerde sanırım tezgah açıyor. Hiç kime kimsesi yok muymuş ailesi? İşte İstanbul'a yeni gelmiş herhalde, bu hemşire olduğu için tayin olmuştur. Peki. Ondandır herhalde, bilmiyorum. Sevilay Hanım,
Bir anda nasıl ortadan kayboldu Yurda Nur Hanım? Ya öyle bir kadın değildi ki yani sürekli benim kafamın etini affedersiniz yiyen bir insanın birdenbire hiçbir şey ses çıkartmaması açıkçası ben endişeleniyorum yani ona bir şey olmuş mu diye. Onu anlıyorum. Evde... yani Ebru'yu size bıraktı. Evet. Ve sonra hiç aramadı mı? Hayır. Ben merak ediyorum. Ama çok fazla hani her şeyi de büyütmek istemiyorum. Asıl problemi bilmiyorum. Hani büyütürsem çocuğa ne olur? Hani daha başka yollara gitmesini istemiyorum yani. Bunu böyle nasıl halledebiliriz daha fazla iş büyümeden? Onu ben bilemedim, işinden çıkamadım. Hani arkadaşlarımla da öncesinde konuştum gruptan. Ama onlar da tabii ki sizi önerdiler. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Telefon numarasını aradınız herhalde, tabii. Değil mi? Kapı duvar yok. Kapalı mı hattı? Yani hiçbir şey yok, evet kapalı yok. Ulaşamıyorum. Başka bir şey de yok. Adresini de bilmiyorum. Bir kere biz kafede buluşmuştuk sadece 6 ayda. O da 10 dakika yani. Ben çocuklarla gittim, aldım Ebru'yu. Hemen apar topar gitti zaten. Hiçbir şekilde adresini bilmiyorum yani kafeden başka. Son görüşmenizde, daha önceki görüşmelerinizin dışında herhangi belirgin bir şey söyledim mi size? Aklınıza gelen, takılan... Maalesef yani biraz da benim suçum diyebilirim. Çünkü yemeğini getirdin mi, işte meyveli yoğurdu gitti mi geldi mi diye basit sorular sorardım. Kafasını zaten karıştırdım. O da çok dalgındı ama yani. Dalgındı. Evet. Ben genelde dalgın mıdır yoksa son görüşmeniz mi? Zaten durgun bir, masum bir kadın olduğu için ben zaten onu kabul ettim. Hani onun haleti ruhiyesi sandım açıkçası. Bilmiyordum yani onun... Huyu öyle sandım yani. Konuşkan birisi değil gibi geldi bana. Siz genelde hayatta hep böyle yardımsever biri misinizdir herkese karşı? Herkese karşı değil de hani buna ihtiyacı olanı ben hissediyorum. Hissettiğim zaman daha doğrusu. Hissediyorum değil de ben öyle hissedersem sadece. Nereden geliyor bu hissiyat mesela size Sevilay Hanım? Kendimi yani... onun yerine koyduğum için tabii ki benim yaşadıklarımdan geliyor olsa gerek. Sizin iki çocuğunuz var. Evet, Leyla ve Derya. Peki, size bu kadar ihtiyacı olduğunu hissettirecek, bu hislere sahip olmanız için siz de böyle özel bir şeyler mi yaşadınız hayatınızda? Mesela şu an ben İstanbul'u sadece televizyondan görürdüm. Şu an burada İstanbul'dayım, çocuklarımla yaşıyorum. Yani bunu hiç düşünemezdim çünkü ben burada yaşamıyordum. Ben Van'dan mesela geldim. Van'dan. Eşiniz? Eşim rahmetli oldu 4 sene önce. Başın sağ olsun. Sağ olun. Ama tabii ki hala yani benim için bitmedi. Çünkü ben onu çok seviyordum. Buraya Van'dan geldiniz. Evet. Kayınvalidemle işte onun böyle beraber yaşardık ama mutluyduk. Fabrikada iş kazasından kaybettik maalesef. Eşinizi. Evet. Eşinizi kaybettikten sonra Van'dan buraya göç etme fikri çok büyük bir fikir. İki çocukla. Evet. Çünkü çok mecbur kaldım. Çünkü benim kayınbiraderim Şükrü ile nikahlamak istediler. Kayınvalidemin özellikle çok baskısı oldu. Ve ben bunu tabii ki kabul edemezdim Mahu Hanım. Anlayamadım. Maalesef. Yani anlanacak bir şey değil gerçekten. Yani sen bizim gelinimizdin. Nikahın başkasına gitmesin. Çocuklarımız var. Açıkçası yani ırgat gibi bir şey olarak kullanmak istiyorlar. Yani evini toplayan insan neden gitsin ki başka yere? Bir saniye gerçekten anlamakta güçlük çektim. Çekiyorum çok özür dilerim affedin beni. Estağfurullah ben de anlamıyorum. Sizin iki tane evladınız var. Mutlu bir evliliğiniz vardı. Eşinizi bir iş kazasında kaybettiniz. Evet. Kayınvalideniz sizi, kayınbiraderiniz Şükrü Bey'le... Evet, onlar da duygu... Evlendirmeye mi kalktı? Evet, onlar da duygu yok galiba, bilmiyorum. Hiçbir şey düşünmüyorlar yani. Yani ben robot değilim ki, ben insanım yani. Ben seviyordum zaten. Sevmesem bile zaten, ben eşimi sevmesem bile...
öyle bir evlilik devam ettirsem bile bunu yapamazdım ki yani. Yapamam. O benim abim yani. Sevda Hanım, yapılacak şey mi zaten? Töre diyorlar, gelenek diyorlar. Ben de anlamıyorum ki. Ben gerçekten inanamıyorum yani. 21. yüzyılda hala bunları konuşuyor olmak bir kadın olarak bana gerçekten utanç veriyor. Ben de çok utandım zaten. Çünkü benim iki tane çocuğumdan utandım yani. Ben iki tane çocuğuma ne diyebilirim? Bir tanesi zaten daha memedeydi. Emiyordu. Ne diyeyim ben ona yani? Siz demediniz mi kayınvalidenize? Ya o benim kayınbiraderim. Abim gibi. Ben nasıl onunla evlenebilirim? Ama bizim oralarda bunu soramazsınız ki yahu onu. Yani bunu zaten ona bir cevap alamayacağınızı bilirsiniz yani. Evime yani anne baba deseniz hani oradan gelinlikle çıkıyorsunuz, kefenle giriyorsunuz. Kardeşler deseniz hepsi zaten el kapısında. Hani 3 gün gidersiniz, 5 gün gidersiniz. Çünkü neden? 2 tane de çocuk var. Hadi ben neyse ben çıplak ayakla bile koşarak uzaklaşayım oradan ama çocuklarım ne olacak? Kendi anne babanız sağ mı Sevil Hanım? Sağ ama böyle durumlarda onlar yani kayınvalidenin dediğine bir şey demezler. Öyle onlar bir şey gibi düşünün. Böyle bir sistemin parçaları yani böyle dönecek makine. Onlar için önemli olan o. Peki siz bu gelen korkunç teklifi reddettiniz. Anladım. Reddetsem de ne yapabilirdim ki? Önce biraz oralarda beklemem gerekiyordu. Ha kayınbiraderinizin evine gittiniz mi? Zaten kayınvalidem bizim eşyaları falan toplamaya başlamıştı bile. Bavullar toplanmıştı. Ne yapacaksınız ki? En azından dedim biraz orada akıllılık yaptım. En azından orada bir düşünme fırsatım olsun dedim. 2 hafta oyalarım diye düşündüm ama 2 haftadan fazla oyalayamazdım ki zaten. Fazla vaktim de yoktu yani. Ya çok zor olmayacaksa Sevil Hanım biraz anlatır mısınız ya? Yani ne yaptınız? Kayınbiraderinizin evine koydular sizi çocuklarla birlikte. Aynen öyle. Yani zaten ben biliyordum orada her şeyin kötü olacağını da. Küçücük bir odaya sıkıştırdılar bizi. Elçim de var tabii ki. Ne? Ne? Evli kayınbiraderiniz. Tabii ki. Ha siz bir de çok özür dilerim yani bunu kullanmak istemiyorum ama halk arasında böyle bilindi yani bildiğiniz kumu olarak. Evet ama maalesef abi dediğim insanın yani ve eşimin abisinin. Peki kendi. Sevil Hanım mesela o daha aydınlık bir beyin olabilir yani atıyorum hani ona dediniz mi ya abi ha böyle bir şey yapıyorlar beni de çocuklarla birlikte getirdiler. Senin evine, sen benim abimsin dediniz mesela konuşmaya çalıştınız mı Şükrü Bey'le, kayınbiraderinizle? Ben ne diyebilirdim ki yani? O böyle küçücük odaya sıkıştık çocuklarla. Ben zaten odadan önce çıkmadım. Daha sonra Elti zaten bana gıcık olmaya başladı. Sen buraya kendin ne yaptın da geldin? Sanki töreleri bilmiyormuş gibi. Dedim ki... Benim seninle ne işim olabilir ya? Benim senin kocanla ne işim olabilir? Ben size hizmet etmişim bayramlarda, seyranlarda. Sana kardeş demişim, ona abi demişim. Böyle bir şey olabilir mi? O da hemen sistemin parçası oldu demez mi? Yemeği yapacaksın, ütüleri sen yaparsın, çocuklara sen bakarsın. Bir de bana böyle bir dolap ayarlamış. İçine böyle 2 tane ekmek peynir koymuş işte yalandan. Güya bize aitmiş. Tamamen sığıntı yani. Ne yapıyor? O da bu sefer beni kullanmaya başlıyor. Hiçbir şey demedim çünkü onlara böyle iyice kavga edersen daha çok problem yaşarsın. Bu sefer oradan kurtulamazsın. Ben böyle dışarı çıktım, pazara gidiyormuş gibi yaptım. Hemen benim liseden Allah'tan arkadaşım İstanbul'a gelin gitmişti. Allah'tan ben de liseyi okumuşum da. Allah'tan. Allah'tan. Okuma yazma işte biliyoruz da bir şekilde telefona ulaştım. Aradım arkadaşımı, anlattım durumumu. Zaten o da benim gibi böyle töreden kaçtığı için, karşı olduğu için. Allah razı olsun gel dedi de bana. Nasıl çıktınız peki o evden? İşte yanında biraz para vardı. Ben o gün zaten hemen otogara gittim. Biletleri o anda aldım. Geldiğince artık içim rahat oldu. Aldım çocuklara falan. Bir tane de taksici ayarladım. Sen dedim geceliğin gel dedim. Geceliğin de o işte yatarken Şükrü Bey'le karısı. Allah'tan taksici de dediğini yaptı da. Köşede bekliyordu. Hemen biz kaçtık geldik arkadaşım yanına. Onun eşi tabii ki Allah razı olsun.
Yani bazen çok yakınınıza güvenemiyorsunuz, abi dediğinize. Bir taraftan da arkadaşımın sadece eşi ama bana ev tutuyor. Yani beni bana abilik yapıyor. Bir ay boyunca onların yanında kaldık. Hiç sesleri çıkmadı, Allah razı olsun. Küçük bir yer buldu. O şekilde biz de yaşamaya başladık küçük bir miktarla. Yani hayat insanı neler gösteriyor Ahu Hanım? Yani ben de bilemiyorum. 625 lira benim hayatımı değiştirdi. 500 lirasıyla işte dükkanın altında ev tuttuk yani. Ondan sonra ben de o dükkanı temizlemeye başladım. Merdivenlere gittim, sildim böyle. Camları sildim işte, ne her şeyi sildim. Hep çalıştınız. Evet. Ve sonra bu grubu kurdunuz. Çok şükür. Oradan da üretmeye başladınız. Allah'tan öyle bir şey varmış, halk eğitim kursları. Bunlara katıldım. Gene bu lise arkadaşım, Allah razı olsun, beni yazdırdı. O ücretini ödedi. Harika bir insanmış. Evet, meslek edindirme kursuna soktu beni. Ben de bu arkadaşlarla tanıştım. Hı-hı. O gruptan. Sonra bu girişimci kadınlar, işte devlet destekleri derken buralarda buldum kendimi. Sonra arkadaşlarınızın böyle ara ara çocuklarının bakımına yardım etmeye evet, başladınız. Evet, ondan önce ben markette çalışıyordum ama olmadı. Hani iki tane çocuk olduğu için kreş masrafları falan var. Paranın çoğu oraya gidiyor. Ben de evden bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Harika yapmışsınız. Yani sizi tebrik ediyorum. Gerçekten. Başarmışsınız. Da Yurdanur Hanım nerede? Vallahi yani kendi dertlerimi unuttum gerçekten. Şimdi şeyi anlayamıyorum. Şimdi siz olursunuz Yurdanur Hanım'ın kardeşi. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Sık sık bıraktı ya da çocuğunu birlikte büyüttü ya da annesi. Yine bile bir insanın küçücük çocuğunu bırakıp gitmesini anlayamam da. Tabii ki. Ne olursa olsun, siz ne kadar güvenilir bir insan olursanız olun, sosyal medya üzerinden tanıştığınız birine önce güvenip çocuğunuzu bırakıyorsunuz, sonra yetmiyor. Bıraktığınız çocuğu bir daha hiç aramıyorsunuz. Ya sonuçta ben kendimi biliyorum ama ben bir yabancıyım. Evet. Onun için beni zaten yabancı gibi görmesi lazım. Ben bundan dolayı şok oldum zaten. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Nasıl aramaz? İki haftadır haber yok. Evet, çocuk yani tamam, benim çocuklarla güzel oynuyor. Hatta benim kız hani gitmesin falan diyor, alıştık diyor ama olmaz. Onun bir anneye ihtiyacı var, gerçek bir anneye ihtiyacı var. Olur mu öylesi? Başka birinin çocuğu. Evet. Ebru bebek. Bir de bunun devlet tarafı var, ne olacak yani? Benim yanımda kimliği yok, hastalansın. Herhangi bir başvuruda bulundunuz mu devlet kurumlarına? Hayır, işte ben size de işte danışmak istedim yani. Bilmiyorum şu anda ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Şöyle yapalım. Gelirse çünkü bir de çocuktan olmasın. Hani belki vermezlerse ne yapacak o? Biz bir numaraya ulaştık. Öyle mi? Evet. Başka bir numarası varmış yani. Şimdi ben gidip kendisine ulaşmaya çalışacağım. Lütfen. Sizden ricam, beni sakin bir şekilde burada tamam beklemeniz. Teşekkür ederim. Çünkü ben de Yurdanur Hanım'ın başına ne geldiğini İnanın sizin kadar çok merak ediyorum bir anne olarak. Ben de evet, gerçekten artık ne olacaksa o hani çıksın ortaya gerçekten. Sağ olun. Sen beni burada bekleyin. Olur tamam, mu sevgilim? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Beş yaşında bir kız çocuğunuz var. Sosyal medya üzerinden hiç tanımadığınız, yine tanımadığınız başka birilerinin tavsiye ettiği bir kadına çocuğunuzu bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Evet, Ebru bebeğin annesi Yurdanur Hanım'a ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, aradık fakat cevap yok. Bir kez daha deneyeceğim.
konuşmuyor, duymuyor, görmüyor. Bilemiyorum. Sevgili seyirciler, Sevilay Hanım anlatırken bir kafeden bahsetmişti. Bir defa bir kafede bir araya geldiklerinden bahsetmişti. Ekip arkadaşlarımız şu an o lokasyondalar. Onun olduğunu biliyoruz fakat ben teyit amaçlı yine de bu görüntüyü müsaadenle lütfen bana gönderin. Sevilay Hanım'a da izletmek istiyorum. Sevgili seyirciler, bu arada biz tüm yetkililere haber verdik. Ekip arkadaşlarımız haber verdiler. Onlar da buraya doğru yola çıktılar. Ebru bebeğin yararına olacak şekilde her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızın araştırmaları devam ediyor. Ben bu arada bir kez daha şansımı deneyeceğim. Çünkü bu numaranın kendisine ait olduğundan eminiz. Elimizde bir numara var. O numara kesinlikle kendisine ait. Heh, çok şükür. Şu an konuşamadım kendisiyle fakat numara onun, eminim. Fakat size başka bir şey söyleyeceğim. Hanımefendinin adı Yurdanur değil. Yani sosyal medya hesabında Yurdanur adını kullanıyor olabilir. Evet. Sizinle bu şekilde tanışmış olabilir. Arkadaşlarınız da kendisini böyle tanıyor olabilir. Fakat hanımefendinin adı aslında Hasret. Ben çocuğu ne yapacağım? Çocuk evde, o farklıysa çocuk bende riskli şöyle, değil mi? Şöyle yapacağız Sevilay Hanım. Şimdi ben size bir görüntü izleteceğim. Görüntünün kendisine ait olduğundan ben ve ekip İnşallah arkadaşlarım... İnşallah başkasıdır diyecektim ama... Eminler, lütfen siz de izleyin ve teyit edin. Sizin Yurdanur Hanım olarak tanıdığınız, bizim Hasret olduğunu anladığımız hanımefendi. Ta kendisi yani. Ama şimdi bu çok kötü oldu çünkü bana neden yalan söyledi? Şimdi işte... O yani keşke... Yani yerini tam olarak bilseydik ama gerçekten benimle de bir kere buluştu. Demek ki bundan dolayı... Şöyle, aslında yerini tam olarak biz bulmuş durumda gibiyiz. Ekip arkadaşlarımız çok sıkı bir çalışma yaptılar. Merak etmeyin, sizi burada iki saattir bekletiyoruz ama... Estağfurullah ama çocuklar... Orada neler neler yapıldı. Yalnız resmi kurumlara bunu bildirmeniz gerekiyor. Ben... Biz zaten yetkililere bildirdik. Ya ama şimdi çocuk ağlar yani çok da iyiler. Ben de iyi bakıyorum ama yani annesine ulaşamadan ya annesi ona ulaşamazsa? Yani annesi niye böyle bir şey yaptı? Sevilay Hanım, anne içgüdünüzle çok şefkatli, çok merhametli ve çok korumacı yaklaştığınızın farkındayım. Ama ağlıyordu da gerçekten anne diye. Bana anne demeye başlamıştı. Haklısınız. Ama yetkililerin haberdar olması gerekiyordu. Siz de şimdi kendi payınıza düşen kısmı onlara ayrıntılarıyla anlatırsınız. Burada önemli olan şey çocuğun yararı. Zaten durmuyorlar galiba. Evde beni bekliyorlar komşular. Şimdi ekip arkadaşlarım sizi evinize kadar götürecek. Hiç merak etmeyin. Biz Yurdanur Hanım'a yani aslında Hasret Hanım'a ulaşacağız. Bu işin aslını öğreneceğiz. Ebru'yu annesiyle bir şekilde bir araya getireceğiz. Ama yanlış bir şey yapmışım demek ki ben. Böyle yapmamam gerekiyordu.
Nasıl? Yani sosyal medyadan yani böyle yapmamam gerekiyordu çünkü bana yalan söyledi. O yalanı neden söyledi bilmiyoruz. İsmini doğru söylememiş, evet. Büyük bir şey bu benim için. Zaten çocuk o kadar başlı başına büyük bir mesuliyet ki. O bir kendi can... evladınız bile bu kadar büyük bir mesuliyetken başka birinin evladının mesuliyetini düşünemiyorum. Yani ben şu an sizin üzerinizdeki baskıyı zaten hayal dahi edemiyorum. Şu an komşu bizim çocukların başında. Komşudan bile şeyim yani hani. Evet, işte bu çok büyük çünkü farklı birinin çocuğu. İşte hani bu benim yüzden, çocuğum değil sonuçta. İşte bu yüzden Sevil Hanım yetkililerin haberinin olması gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama önce annesinin görmesini daha çok isterim. İnşallah annesini görmeden almazlar yani değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Çocuğun yararına olmayacak hiçbir şeyi hiç kimse yapmaz. Hele ki devlet yetkilileri asla yapmazlar. Bir ben görseniz şimdi, o kadar tatlı ki. Tahmin ediyorum. Siz de çok tatlısınız. Çok iyi niyetlisiniz. Bu iyi niyetinizin hayatta mutlaka iyi bir karşılığı olacağını inanıyorum. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan çok emin olun. Çok ben şimdi sizi evlatlarınızın ve Ebru bebeğin yanına uğurlayacağım. Ekip arkadaşlarım sizi evinize kadar götürecekler. Merak etmeyin. Evet, gözünüzü kapatacaksınız, açacaksınız. Ve ben sizi tekrar arayacağım. Yine bir araya geçeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür olur mu? Ederim. Buyurun lütfen. Sağ olun. Ne kadar büyük bir sorumluluk. Hamile kalıyorsunuz. Doğuruyorsunuz. Evladınızı elinize alıyorsunuz. Kendi evladınız olmasına rağmen bakarken bazen o sorumluluktan ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Sevil Hanım düşünün. Başka birinin evladı onun avuçlarında, onun hayatının tam merkezinde. Düşünsenize. Annesi nerede? Onu doğuran anne, Ebru bebeğin annesi nerede? Bir anne 5 yaşındaki küçücük çocuğunu neredeyse hiç tanımadığı, sosyal medya üzerinden gördüğü, sözüm ona güvendiği birini bırakıp nasıl ortadan kaybolur? Neden? Öğreneceğiz. Sevgili seyirciler, biz dünden beri Ebru bebeğin annesi Hasret Hanım'a ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisine telefonla asla ve asla ulaşılamıyor. Bu bize engel oldu mu? Asla. Biz şimdi Hasret Hanım'ın yanına gidiyoruz. Ben hazır yola çıkmışken bir kez daha Hasret Hanım'ı aramayı denemek istiyorum. Bir umut belki açar. Hasret Hanım'ın bulunduğu lokasyondayız şu an. Hasret Hanım galiba. Evet. Durdurabilir miyiz? Arabayı durdurabilir miyiz? Hasret Hanım. Buyurun. Hasret Hanım merhaba. Ben Ahu Sungur. Merhaba. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet. Benden ne istiyorsunuz? Size dünden beri ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonlarınızı açmıyorsunuz. Evet. Israrla aranıyor. Evet. Açmadığım halde. Defalarca. Evet. Ama... Beni nereden tanıyorsunuz? Neden arıyorsunuz sürekli? Sizi dünden beri ısrarla arayan bendim Hasret Hanım. Size Yurdanur Hanım mı demeliyim, Hasret Hanım mı demeliyim? Gerçek ismim Hasret. Fakat bunu nereden biliyorsunuz? Hasret Hanım, ben sizin gerçek isminizi de biliyorum. Dünden beri çok fazla araştırma yaptık hakkınızda. Ve bir
kız çocuğunuz olduğunu da biliyorum. Kızınız şu an nerede? Siz neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Kimsiniz? Bu kameralar da neyin nesi? Anlamıyorum hiçbir şey. Aslında amacım ve ekip arkadaşlarımın amacı size yardım etmek. Sizi çocuğunuzla bir araya getirmek. Çünkü çocuğunuzla bir arada değilsiniz Hasret Hanım. Tam 2 haftadır kendisini görmüyor musunuz? Tamam da bu sizi neden ilgilendiriyor? Çünkü ortada 5 yaşında annesinden ayrı düşmüş, annesine hasret bir kız çocuğu var. Evet, neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz anlamadım henüz. Kızınızdan niçin ayrı olduğunuzu öğrenmeye çalışıyorum. Sizin için bir şey yapabilir miyiz? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Size yardım edebilir miyiz? Ahu Hanım, bunları burada konuşmak istemiyorum. Siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? Neler yaşadığınızı bilemiyorum. Size nasıl yardım edebiliriz? Sadece onu düşünüyorum. Ama belli ki trajik bir şeyler yaşıyorsunuz. Çünkü hiçbir anne 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp gitmez diye düşünüyorum. Hasret Hanım, şöyle yapalım mı? Ben de sizinle şu an burada konuşmaktan dolayı mutlu değilim herkesin içinde. Sizin huzursuz olmanızdan mutlu değilim. Sizin endişe etmenizden, kaygılı olmanızdan mutlu değilim. Amacım sadece size yardım etmek ve kızınıza yardım edebilmek. Benimle birlikte araca gelir misiniz? Biraz konuşabilir miyiz, sohbet edebilir miyiz? Sizin için ne yapabilirim? Evet, buradan bir an önce gitsek iyi olacak. Bir korkunuz mu var? Ahu Hanım, bunları burada size anlatamam. Tamam, peki. Lütfen. Daha iyi misiniz? Bulunduğunuz yerden uzaklaşınca kendinizi daha güvende ve daha iyi hissettiniz mi? Evet, çok daha iyiyim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Hasret Hanım. Rica ederim. Yalnız ben konuyu çok merak ediyorum. Şöyle, programımızı hiç izlemediğiniz için şöyle anlatmak istiyorum size. Programımız bir şans verme programı. Bir buluşturma, bir barıştırma, bir araya getirme programı. Aslında bir iyi niyet programı diyebilirim. Programımıza size ulaşmak için biri başvurdu. Size ilk karşılaştığımız andan itibaren hep kızınızdan, Ebru'dan bahsediyorum. Sizce size ulaşmak için kim başvurmuş olabilir Hasret Hanım? Sibel Hanım mı? Evet. Ebru kızım iyi mi? Kızınız Ebru iyi. Fakat anladığım kadarıyla kızınız sizden uzak kalmış ve kızınız sizi çok özlüyor. Hatta Sibel Hanım şöyle bir şey dedi. Benim bir anne olarak içim cız etti. Sizi o kadar özlemiş ki. 2 hafta olmuş, 2 haftadır çocuğunuzu görmüyor musunuz? Sevilay Hanım'a anne demeye başlamış. Hasret Hanım, ne olursunuz bana söyler misiniz? Siz bir annesiniz. 5 yaşında küçücük kız çocuğunuz. Aslında çok da iyi tanımadınız. Başka bir insana bırakıp nasıl ortadan kayboldunuz? Ben Sevilay Hanım'ı araştırdım. Onun hakkında çok iyi referanslar aldım. Ben onu kızımın annesi olarak seçtim Ahu Hanım. Kızınızın annesi olarak seçtiniz. Ya Hasret Hanım, bu nasıl olabiliyor? Gerçekten beni aydınlatır mısınız? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ya Ebru'nun bir tane annesi var, o da sizsiniz. Ona niçin başka bir anne seçiyorsunuz? Ben bunu yapmak zorundaydım. Sevilay Hanım'ın kızıma bakması gerekiyor. Ben bakamazdım. Gördüğüm kadarıyla gayet sağlıklı bir hanımefendisiniz. İnanın hiçbir şey bilmiyorsunuz Ahu Hanım. Benim kocam hapisten yeni çıktı. Ebru'yu istemiyor. Başka bir çarem yoktu. Bir saniye şimdi, eşiniz hapisten yeni çıktı. Ebru eşinizden değil mi? Eşinizin kızı değil mi? Hayır, Ebru eşimin kızı değil.
Eşiniz ne kadar süredir cezaevinde? 8 yıldır Alma Hanım. Şartlı salıverildi daha sonrasında. Başka bir birliktelik mi yaşadınız eşiniz cezaevinde? Hayır, asla öyle bir şey olmadı. Benim eşim hapishaneye girdikten sonra ben sık sık onu ziyaretine gittim. Görüş günlerinde falan hep gidiyordum. Hatta evdeki eksiklerden bahsediyordum. Bana halledeceğini söyledi. Hatta bir arkadaşıyla mesajlaşmış mı, mektuplaşmış mı, ne yapmış bilemiyorum ama o arkadaşı eve tamirat işlerini yapmaya geldi. Evet. Ve daha sonrasında ben de tabii ki eve buyur ettim. Bana tadilat işlerinin 1-2 gün süreceğini söyledi. O akşam kalmaz sandım, gider sandım ama niyeti gitmek değilmiş. Hasret Hanım, çok ağır bir şey. Ben istemedim. Direndim. Ama sesimi kimseye duyuramadım. İstismara uğradınız. Ahu Hanım, çok zor zamanlar geçirdim. Peki eşinizin bundan haberi yok mu? Eşimin bundan haberi oldu. Hapisten çıkmadan önce oldu. Ben olmaz zannetmiştim ama onun arkadaşı her şeyi anlatmış. Tek bir şeyi söylememiş. Kendisinden olduğunu. Bilirsiniz, böyle konularda hep kadınlar haksız olur. Bizler suçlanırız. Erkekler bir şekilde sıyrılıyorlar. Kendinden olduğundan bahsetmemiş. Peki eşiniz, kızınız Ebru'dan haberdar mı? Bir çocuğunuz olduğunu biliyor mu? Evet, biliyor. Hapisten çıkmadan önce öğrendi. Ve bana dedi ki, o evde bebek görmek istemiyorum geldiğinde dedi. Ben çaresiz kaldım. Sevil'e yanıma eşim istemediği için bu yüzden bıraktım bebeğimi. Aslında geri dönüp almak da istedim ama önce eşime ondan boşanmam gerektiğini söylemem gerekiyordu. Daha sonrasında kızımla bir hayat sürmek için bir paraya ihtiyacım vardı. Güç bulmam gerekiyordu. Hasret Hanım. Yani yaşadığınız şey korkunç. Gerçekten korkunç. Diyecek bir şey bulamıyorum. Sizi üzmek de istemiyorum. Fakat ya bunun çaresi 5 yaşındaki kızınızı bırakmak mıydı? Ah Hanım, o kadar kolay mı sanıyorsunuz? Kimse duymasın istedim. Ben çocuğumu 9 aydır kayınvalidemlerden sakladım hep. Eşimden de 5 yıldır. Sakladım ama en sonunda öğrendi. Bunlar bu kadar kolay basit şeyler değil. Tabii ben... ki değil, anlıyorum ama çocuğunuzdan vazgeçmek. Bakın, anneniz benim... babanız hayatta mı? Bakın. Bakın, benim eşim hapishaneye girdiği zaman kayınvalidem o evde yaşayacaksın, ocak tütecek dedi bana. Eğer onlar benimle kalsalardı veya ben onlarla kalsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Benim ailem de uzakta. Kaynanam bana gitme kal, evinde ocak tütsün dediği için gitmedim ben de ailemin yanına. Evet, biliyorum, bende de suç var. Keşke gitseydim, keşke. Zaten sonrasında onlar beni reddettiler. Benim ailem beni reddetti. Niçin? Çünkü ben durumu anneme açıklamıştım. Sonra benim telefonlarıma cevap vermedi. Sonrasında bana bir mesaj geldi. Bizi bir daha asla arama. Bizim senin gibi namussuz kızımız yok dedi Ahu Hanım. Ben hep yalnızlık çektim. Çocuğumu kendi başıma doğurdum.
kendi başıma bir hayat sürmeye çalıştım. Ama ailenize, yani kendi anne babanıza anlatmıştınız değil mi durumu, başınıza gelen bu korkunç şeyi? Anlamadılar, bilirsiniz bizim oralarda öyle şeyler yoktur. Ben gerçekten bilmiyorum, bilmek de istemiyorum Hasret Hanım. Yani bunun artık yöreyle, orayla, burayla alakası olsun istemiyorum gerçekten sevgili seyirciler ya. Bu nasıl bir şey? Yani eşiniz cezaevine düşüyor. Cezaevindeyken yakın arkadaşını size yardımcı olsun diye gönderiyor. Eve gelen yakın arkadaş istismarda bulunuyor. Bir bebek dünyaya geliyor. Cezaevinden çıkan eşin bundan haberi oluyor. Ben evde bebek falan görmek istemiyorum diyor. O bebek internet üzerinden, sosyal medyada bir grupta tanıştığınız bir arkadaşınıza teslim ediliyor. Ya Hasret Hanım ya. Ah Hanım, yapacak başka çarem yoktu. Ben zaten dediğim gibi Sevilay Hanım'ı çok araştırdım. Sevilay Hanım'ı o kadar çok sevdim ki, o kadar düzgün bir insan ki kendisi. O yüzden onu diyorum ya, kızımın annesi olarak seçtim. Hasret Hanım, ne olursunuz bu cümleyi tekrar edip durmayın. İnanın vallahi, yani yüreğime sanki bıçak saplıyorlar. Benim için de o kadar sizin kolay. Sizin kızınızın annesi sizsiniz. Ne demek başka birini anne seçmek? Eliniz tutuyor, kolunuz tutuyor. Eşiniz, bakın eşiniz istemediyse istemedi. O evde çocuk, bebek görmek istemiyorum dedi. Aman, İstemesin. İnanın ben eşimden boşanmak için doğru zamanı bekledim. Doğru zaman ne sizce? Güç bulmam gerekiyordu, bir destek. Bu da sizsiniz. Şu anda karşıma çıktınız. Bana yardım edin lütfen. Ben kızıma kavuşmak istiyorum. Ben yeni bir hayat kurmak istiyorum. Ben o eve geri dönmek istemiyorum. Eşimi de istemiyorum. Kızımla yeni bir hayat kurmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Hasret Hanım, biz bugün sizin yanınıza durumu anlayabilmek için geldik. Size yardımcı olabilmek için geldik. Bütün bunları bilmememize rağmen. Size tabii ki elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Fakat eğer karşınıza biz çıkmasaydık, bugün buraya biz gelmemiş olsaydık, şunu merak ediyorum. Sizin için doğru zaman ne zaman olacaktı? Bilemiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacaktım tabii ki de. Ama inanın şu an bunu bilmiyorum. Siz benim şansım oldunuz. O kadar çok mutluyum ki şu anda, anlatamıyorum. Bana yardım edeceğinizi umuyorum. Hasret Hanım, size yardım edeceğiz. Beni elinizden o evden gelen kurtarın lütfen. Ahu Hanım, biliyorum şu anda gözünüzde çok kötü bir anne profili çizdim ama... Estağfurullah, asla. Yani asla böyle bir profil çizmediniz. Ben sadece bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Yaşadığınız şey korkunç bir şey. Yani tahmin dahi edemiyorum. Sizi anlıyorum desem anlayamam o yaşadığınız trajediyi. Ahu Hanım, bakın benim eşim alkolik. Geceleri içip içip eve geliyor. Sonra da beni dövüyor, şiddet gösteriyor. O da yetmezmiş gibi ailesi üstüne üstelik bana şiddet yapıyorlar. Ben artık dayanamaz hale geldim gerçekten. Peki Hasret Hanım, keşke kızınızı devletin resmi bir kurumuna teslim etseydiniz. Hayır hayır. Oraya verseydim eğer, oradan geri almam çok zor olurdu. Belki de alamazdım. O yüzden zaten Sevil'e yanıma verdim. Çünkü sonrasında geri almayı düşündüğüm için. Nasıl güvendiniz Sevilay Hanım'a? Ben onunla görüştüm, tanıştım. Zaten daha öncelerde birkaç sefer kısa birkaç saatlik bıraktım. Sonra tabii kızımı özledim, geri görmeye gittim. Derken daha uzun vadelerde bıraktım, geldim. Güvendim yani, kendi çocuklarına da nasıl davrandığını gördüm. İki tane de kız çocuğu var onun, çok tatlılar. Çocuklarıyla da nasıl anlaştığını gördüm kızımın. Yani o mükemmel bir anne bence. Güvendim. Tekrar da geri alabileceğimi düşündüm.
Evladınıza belli ki çok iyi bakmış Sevil Hanım. Ve dediğiniz gibi belli çok güvenilir ve tatlı bir insan. Fakat o da çok çaresiz kalmış. Hasret Hanım düşünsenize. Başka birinin çocuğu size emanet. Ve emanet eden anne ortadan kayboluyor. Elbette ki öyledir. Fakat ben onu zor durumda bırakmak istemedim. Ahu Hanım bir düşünsenize. Şiddet gösteren bir eş. Kim bilir bebeğime neler yapardı. Düşünmek dahi istemiyorum. Devlete verseniz geri alamayacaksınız. Yani geri alamayacaksınız belki de. Alırdınız. Bir şekilde zaman için alırdınız ama anlıyorum o yani. Şu an daha iyi anladım aslında. Ben şiddet korktum. Gördüğünüzü söylediğiniz an o bebeğe bir şey olur şu korkusu. Bir de tabii bebek bir istismar sonucu dünyaya geldiği için eşinizin kendi çocuğu olmadığı için sanırım en çok ondan üttünüz ve korktunuz. Tabii ki de bebeğime bir şey gelsin asla istemezdim. Belki evlilik dışı bir çocuk ama Ahu Hanım o benim evladım. Tabii ki öyle. O çocuğun ne günahı var? O benim tek ve ilk çocuğum bu arada. Sevin'i yanıma vermekle en doğru karar yaptığımı düşünüyorum. Çok şanslıymışsınız. Böyle biri çıkmayabilirdi karşınızdaki. Bu kadar güvenilir, bu kadar iyi niyetli, bu kadar fedakar biri olmayabilirdi. O anlamda gerçekten Allah size yardım etmiş. Evet öyle oldu. Eşinizden ve ailesinden şiddet gördüğünüzü söylediniz. Şikayette bulundunuz mu hiç Hasret Hanım? Korktum Ahu Hanım. Hiç şikayet edemedim. Yine aynı şeyler olacaktı çünkü. Ondan korktum. Keşke yetkili birimlere şikayette bulunsaydınız Hasret Hanım. Hem bu hani boşanmak istiyorum diyorsunuz ya. O boşanma sürecinizde de eliniz daha sağlam olurdu. Peki size istismarda bulunan o kişiyle ilgili bir şikayette bulundunuz mu? Bulunamadım. Ben zaten hamile olduğumu bile bilmiyordum ki Ahu Hanım. Ben ne sandım biliyor musunuz? Kadın hastalıkları gibi bir şey yaşıyorum sandım. Doktora gittiğimde de 4 ayı geçmişti, çok geçti. Ne yapmak istiyorsunuz? Ahu Hanım bana yardım edin lütfen. Ben oraya bir daha geri dönmek istemiyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayat kurmak istiyorum. Ama bunun için maddi imkanlarım el vermiyor. Kızımı kimseye vermeyin lütfen. Benden kimse almasın kızımı. Benim tek isteğim sadece maddi imkanlarım. Bizim elimizde değilsin kızınızı zaten birine ve tamamen devlet yetkisinde olan bir şey. Zaten devlet yetkililerinin de haberi var. Kızınızın durumundan. Şimdi şöyle yapalım. Programımıza size ulaşmak için Sevil Hanım başvurmuştu. Önce sizi onunla bir araya getirsek olur mu? Benimle gelir misiniz bir Sevil Hanım'ın yanına gitsek, bir sohbet etseniz ve otursak hep beraber kızınızla ilgili, sizinle ilgili ne yapabiliriz konuşsak? Ahu Hanım, Ebru da yanında mı? Ebru, Sevil Hanım'ın yanında değil şu an. Kızınız Ebru sosyal hizmetlerin yanında. Sosyal hizmetler mi? Kızımı yetimhaneye mi verdiniz? Peki bizim kızınızı bir yere verme yetkimiz zaten yok. Fakat yetkililere haber vermiştik. Vermemiz gerekiyor. Ne olur kızımı benden almasınlar. Onlar gerekli tüm araştırma yapacaklardır. Sizinle de uzun uzun konuşacaklardır. Sonra bir karar vereceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi bir Sevil Hanım'ın yanına gidelim. Olur mu? Olur Ahu Hanım. Hasret Hanım. Yurdanur. Neredesin sen ya? Oturalım mı birazcık? Oturalım mı Sevil Hanım? Gelin. Sevil Hanım, ben sizden çok özür dilerim. Ben
Ben Ahu Hanım'ı dinlemek istiyorum. Lütfen beni dinlemenizi istiyorum. Benim gerçek ismim Hasret. Ben size yalan söyledim. Beni affetmenizi istiyorum. Siz bana yalan söylemediniz. Siz Ebru'ya yalan söylediniz. Bana bir şey olmaz ki. Ben yabancıyım yani. Ama siz bilmiyorsunuz. Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Ben bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Çocuk ne olacak? Sen bıraktın. Ben dünyanın en iyi insanı da olsam, sen en kötü şeyleri yaşasan da çocuk riskte. Bana nasıl güvenirsin? Bakın Sevile Hanım, ben sizin hakkınızda çok iyi referanslar aldım. Size inandım. Ben o çocuğu size bırakmaktan başka bir çarem yoktu. Benim eşim hapishaneden çıktı. Ebru'yu istemiyordu. Hapishane mi? Evet. Sen bana hep yani yalan söyledin. Sevile yani. Hanım. Hapishane, isim farklı. Bunlar hiç iyi şeyler değil yani. Sevile Hanım. Ben istismara uğradım Sevile Hanım. Eşimin arkadaşı tarafından ve Ebru istenmeyen bir bebekti. Yapacak başka hiçbir çarem yoktu. Sevile Hanım, verdiğiniz tepkilerin herhalde aynını ben de verdim Hasret Hanım'a. Siz sorumluluk duygusu yüksek bir insan olarak, vicdanlı bir insan olarak, bir anne olarak... Ben çocuğu için... Biliyorum. O kadar iyi anlıyorum ki duygunuzu. Sizden bir şey rica etmek istiyorum. En azından sağlıklı yanımızda. Ebru da emin ellerde. Sizden ben bir şey rica etmek istiyorum. Evet kızın iyi. Ön yargılı olmadan olur mu? Biraz daha dinlemeye, anlamaya çalışın. Çünkü siz kendiniz gibi birçok bekar anneye üreten, çalışmak isteyen, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadına yardımcı olmaya çalışan bir kadınsınız. Bence aynı şansı Hasret Hanım'a da verir misiniz gibi geliyor. Ben şimdi konuşacağınız çok şey olduğu için... Ama bana keşke söyleseydi. Çok haklısınız. Ben anlayabilecek keşke söyleseydi. Bir insanım değil mi? Sizi senin çocuğuna çok bakabiliyorsam çok seni yaşadığında anlayabilirdim. Sizi anlatmaya çok çalıştım. Ama yapamadım. Gerçekten yapamadım. Dünyanın en kolay şeyi bana anlatmaktı biliyor musun? Sevile Hanım bakın ben Ebru ile beraber kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Ama nereye gideceğimi inanın hiç bilmiyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz size elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Sizin yanınızda olacağız. Benim ne yapmamı istiyorsun mesela? Siz şimdi ben sizi biraz baş başa bırakacağım. Siz kendi aranızda biraz dertleşin. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Sizi de yorduk gerçekten. Başvurduğunuz için, bize güvendiğiniz için. Size de sizi bulduğumuzda güvendiğiniz için. Size gerçekten minnettarım. Ben size teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Birbirinizin elini iki kadın olarak bırakmayın olur mu? Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Hatalarımız olsa bile. Ben travmaların artmasını istemiyorum. Bunun da çocuğa sirayet etmesini hiç istemiyorum. Haklısınız. Bence ama çıkar yollar bulunacak. Değil mi? Tamam, evet tamam. Bunu çok inanıyorum. Sizi birbirinize emanet edin. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çok zor zamanlar yaşadım. Ama artık siz varsınız. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Anne, herkesin yerini tutabilen fakat kimsenin onun yerini tutamadığı kişidir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.